Hoş geldiniz efendim. Nasıl yani ya demişler Züleyha'ya. Nasıl olur demişler. Sen koskoca Züleyha'sın. Yusuf isminde bir köleyi mi sevdin? Ona mı verdin gönlünü demişler. Züleyha ne demiş? Hikayenin hepsini çok iyi biliyorsunuz. Eminim bildiğinize. Demiş ki öyle Yusuf deyip köle deyip geçmeyin. Size onu göstereceğim. Aklınız duracak demiş. Toplamış Züleyha kendisini tahfif edenleri, eleştirenleri bir yere. Ellerine meyveler vermiş, ikram etmiş. Meyve bıçakları da elinde. Hikayenin gerisi malumunuz. Hazreti Yusuf şöyle bir gelmiş geçmiş. Bir bakmışlar ki onun güzelliğine bakmaktan hepsi bıçakları ellerine kaçırmış. Hatta anlatılır, rivayet edilir ki Ayşe annemize bu hikaye nakledildiğinde Ayşe annemiz demiş ki Yusuf'u görüp bıçakla ellerini kesenler benim efendimi görselerdi o hançeri kalplerine saplarlardı da fark etmezlerdi bile demişler. Ama hikayemiz bu değil. Hikayemiz şu. Hazreti Yusuf'u köle pazarına çekmişler satmaya. Bakın çok dikkatli dinleyin. Tüccar Yusuf'u arkasına şöyle durdurmuş. Yüzündeki tülü şöyle açtığında, güneş de şöyle tenine vurduğunda ayın 14'ü gibi parlamaya başlamış Yusuf. Zaten bir de güzel, bir de güzel. Gelen zınk böyle bir kalıyormuş, gören kalıyormuş. Gören elindeki tepsileri, bardakları, tabakları her ne taşıyorsa elinde oracağı yere bırakıverip onun güzelliği karşısında büyüleniyormuş. Oradan geçmekte olan hem erkekler hem kadınlar ne var ne yoksa atıyorlarmış köle tüccarının ayağına. Diyorlarmış ki kolumdaki bütün bilezikler alın. Üstümde ne kadar kese altın varsa hepsini veriyorum. Bana verin bu adamı. Öteki diyormuş ki kervan olduğu gibi bırakıyorum. Verin Yusuf'u bana. Öteki diyormuş hem bu kervan hem şuradan gelmekte olan bana ait. İkisi de Yusuf'a feda olsun. Verin falan derken böyle acayip kıran kırana bir pazarlık devam ederken yaşlı piri fani bir teyze iki büklüm o kalabalığın içinden böyle gelmiş. Elini imanına sokmuş, Anadolu'da öyle derler, göğsüne. Bir ip çıkarmış, üstünde 100 tane düğüm olan. Demiş ki, bu ipi veriyorum Yusuf'u bana verin demiş. Üstüne 100 tane düğüm attım bunun. Verin Yusuf'umu bana deyince. Kimse ciddiye almamış teyze. Ama teyze ısrarlıymış. Birazcık daha yaklaşmış o köle tüccarının yanına. Demiş ki, buna 100 tane düğüm attım. Ben de Yusuf'a talibim. Verin Yusuf'u bana buna deyince. Köle tüccarı demiş ki, teyze. Görmüyor musun millet kese kese altın bırakıyor, kervanlarını bırakıyor Yusuf için. Senin şu düğüm attığın ipe Yusuf verirler mi demiş. Teyze demiş ki yaklaşmış, bu düğümler attığım ipe Yusuf'u vermeyeceklerini ben de biliyorum. Ama muradım, derdim alıcıların adında, taliplerin arasında benim de adım geçsin. O yüzden demiş, taliplerin arasında adım geçsin demiş. 4-5 gündür orucuz. Tuttuğumuz oruca cennet vermeyeceklerini biz de pekala biliyoruz. Ama en azından taliplerin arasında adımız geçsin istiyoruz. 4-5 gündür burada program yapıyoruz. Birçok şeyi, yaşamadığımız şeyi anlatıyoruz. Bunun tesir etmediğini biliyoruz. Ama tesir etmesi için dua edenlerin arasında adımız geçsin diye yapıyoruz. Derler ya, bazen Allah... Birileri siz konuşursunuz, birileri sizin için hüsnü zanneder. Siz öyle olmasanız dahi Allah o sevdiği ve size hüsnü zanneden kullarının niyetine sizi onların hüsnü zannettiği şeye çevirir, şekle çevirir, forma çevirir. Bizim de duamız, niyazımız o. Ramazanınız bereketli olsun. Çok güzel bir konuğum var ve üstelik o da benim arkadaşım. Ve üstelik ta kalktı İstanbul'dan geldi. Adı Erem, soyadı Şentürk. Dünyalar tatlısı. Kebi Keç'in hikayesini anlattı. Bugün size de anlatacak. Haydi başlayalım.
kontrol edin. Kablo. Yeniden hoş sefa geldiniz kıymetli dostlar. Birazcık uzun oldu ara, farkındayız. Kablolarla alakalı teknik bir sorun yaşadık ama her şey yolunda. Her şey kontrol altında. Erem Şentürk kendi yayınlarında mutlaka bir ses arızası yaşarmış. Buraya geldi, o güzelliği bize de getirdi. Size dedi güzelliği getireceğim dedi ve getirdi. Ama getireceği güzellik buymuş. Abi hoş geldin. Elhamdülillah. Nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Allah iyilik. Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ben ederim. Ben oradan kalkıp geldiğin için sana ne çok demek? Teşekkür ederim. Ne demek, koşa koşa. Allah razı olsun. Yani gerçekten bu özverini, bu fedakarlığını akşam iftar sofrasında inşallah, coşturarak. Antep'in iftarları. İnşallah. Nasılsın Ramazan'la abi, iyi misin? Elhamdülillah. Yani şükür kavuşturana. Ramazan önemli, büyük nimet. İnşallah vakıf oluruz. Hmm. Bu girişte anlattığım gibi hani biz amelimize güvenmiyoruz. Ne olacağımız belli değil. Fotoğrafın ucunda bir kenarda evet, görünelim bir yerde yani. Olmak aynen, çok öyle etkiledi beni. Aynen. Onun sonunu bağladığın yer etkiledi. Evet. Yani onu biliyoruz zaten. Yani ben bir herkes biliyor. Bütün Müslümanların bildiği bir şey. Ama onu öyle güzel bir yere getirdin ki. Evet. Biz de orada bir yerde olsak. Alıcıların arasında adımız geçsin. Yoksa yaptığımızın çok işe yarar olmadığının farkındayız. Allah rızası için yapıyoruz ama kızıyoruz, sinirleniyoruz, gıybet ediyoruz. Nefis karıştırıyoruz. Nefis karıştırıyoruz. Bir sürü boş boğazlık yapıyoruz. Evet. Geriye bir şey kalmıyordur kuvvetle evet, muhtemel. Allah'ın rahmetine sığınıyoruz. Maksat o potansiyel alıcıların arasında bizim de adımız. Evet. Ben bunu üniversitede konferansta anlatırken hep şey diye anlatırım. Bir fotoğraf vardır, kalabalık fotoğraf. Öndekiler böyle poz vermişlerdir şöyle. Onlar çok özenlidir, ceket, bakış, saç falan. Arkadakiler hep manyak gibidir şöyle. O gerçekten görünmek. Ben çıkmıyorum diye düşündüğünden, hani ben de görüneyim, en arkadayım diye. Ben diyorum ki yani şu İslam ümmeti içerisinde en arkadaki deli olayım, ben ona da varım. Tabii. En önde böyle şık bir pozum olmasa da olur. Böyle deli gibi bir el sallarken. Bir de sonunda şunu bilmiyor muyuz? Kıyamet oldu, her şey bitti. Böyle vup diye herkese eşitlendiği an var ya abi. Aynen öyle. Aa. Onun için kıyamet olmasına gerek yok. Öldüğün an eşitsin. Evet. Öldüğün an yan kabirde yatan adamla aynı zaten. Makamlar gitti. Evet. Bir yerde gençler bu Instagram, YouTube, Facebook bunun sosyal medyanın etkisiyle kendini kötü hissediyorlar gençler. Niye ona benzemiyorum, niye onun kadar yakışıklı değilim, niye onun kadar zengin değilim, niye benim o Instagram'daki gibi hayatım yok falan. Dedim ki Allah'ın kulu olduğumuzu fark edersek orijinal olduğumuzu, unique, benzersiz olduğumuzu da anlarız. Nasıl, ne benzersizliğim var abi benim dedi. Ya abi bir şey söyleyeceğim dedim. Kardeş sen ne zannediyorsun? Allah Teala bizi Ford'un fabrikasında olduğu gibi bir bantta birbirimizin kopyası mı yarattı? Olur mu öyle şey dediğim? Nasıl olur öyle şey? Nasıl buna inanırsın? Hepimiz orijinal ayrı ayrı kullarız. Nasıl? Bak Bekir abi bir şey söyleyeceğim. Buyur. Çok acayip bir şey. Şimdi parmak izi var. Bakıyorsun böyle parmak izine. Ama bir herkesinki farklı. Fakat bilmem kaç milyarda bir şey çıkabilirmiş. Aynı. Aynı çıkabilirmiş. Peki ondan diyor daha benzersiz ne var? Göz. O yüzden irisle kontrol var. Retina kontrolü. Retina. Ajan filmlerinde falan. Daha benzersizi var. Ne o? Dil izi. O retinadan bile güvenli. Ama hani pek tercih edilmiyor. Kapı kolu yalamak konforlu olmayabilir. İyi olmayabilir yani. Ondan sonra bak kemik izi var. Değil mi?
Diş izi var. DNA var. Banka kasası da öyle. Neyse buradan şaka yapmayalım. Tövbe ya. İşte bir sürü benzersiz şey var. Fakat en benzersiz neymiş biliyor musun abi? Neymiş abi? Anne sütüymüş. Niye biliyor musun? Ya anne sütünün nesi benzersiz? Kimya o kadar gelişti ki al bak aynısını yap olmuyormuş. Şu düzdür olmuyormuş. Anne bebeği emzirirken bebeği tarıyor. Ve her seferinde bebeğe yeniden bir formül üretiyor. Ama her seferinde. Ama her seferinde. Çok mesela diyelim ki bebekte fosfor, potasyum bilmem ne eksikliği hissedildi. Emziren anne şöyle yapıyor. Canım diyor, muşbula çekti diyor. O muşbula niye çekti canı? Yarım saat sonra bebeğe lazım bir şey çünkü onu verecek. Ve daha benzersiz olan bir şey. Anne sütünden bile benzersiz. İnsanın kalp atış sesi başka hiç kimsede yokmuş. O trilyonlarca lif birleşiyor. Özgür. Ve cüm diye vurdu mu o kalp sesi. Hiç kimsede olmayan benzersiz mühür. Çok üst düzey güvenliklerde geçerli biliyor musun bu? Böyle çok üst düzey kalp atış sesinden kasa açılıyor. Allah evet. Allah. Bak şimdi abi sana olaya. Bebekler doğduğunda annesinin hemen göğsüne yatırılma sebebine. Çünkü bütün suyun içinde o sesi dinledi ya güp 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 diye. Doğduğunda ağlarken panik yapınca annesinin göğsüne yatırılıyorlar. O sesi dinletiyorlar bebeğe. Güvendesin diyor yani. Ha. O yüzden kaç yaşına gelirsen gel. Git annene sarıl. İçgüdüsel olarak kalbini, kulağını annenin kalbine yakın bir yere o koymaya çalış. O ses seni teskin ediyor. O sesi duydun mu? İstiyorsan 100 yaşında ol. Annen hayattaysa ve o sesi duyabiliyorsan kendini çok rahat ve güvende hissedersin. Hani diyor ya edebiyat kalbinin sesini dinle diye. Bir ihtimal belki o ses de o sestir. Ha, doğru bak. Çünkü o ses benzersizdir. Diyorum ki oğlum kalbinin sesinin referansıyla hareket edersen ne üretirsen üret benzersiz olacak. Ne dersen de benzersiz olacak. Buna samimiyet deniyor işte. Çünkü kalbinin sesiyle konuştun. Başka hiç kimse de olmayan bir güçle. Ya. Başka hiç kimse de olmayan bir şeyle. Başka hiç kimse de olmayan bir sütü içtin. Başka hiç kimse de olmayan bir sese sahipsin. Başka hiç kimse de olmayan özelliklerin var. Diyorsun ki ben niye onun gibi değilim? O da senin gibi değil. Hepimiz Allah'ın ayrı ayrı orijinal kullarıyız. Ve hepimiz farklı olmaklığımızla anlamlandırıyoruz zaten evet. Bu dünyayı. Herkesin Erem Şentürk olduğu bir dünyayı düşünsene yani. Çok sıkıcı ve gürültülü olur. Herkesin Erem Şentürk. Yani çıkıyorsun Erem Şentürk uğurluyor. İşe geliyorsun Erem Şentürk karşılıyor. Her şeyi Anadolu Selçuklu'da alıyor. Evlisi... Ya seni çekilmez. Çok severim kardeşim evet. Ama olmaz yani ben de istemem. Bu kadarı çok fazla yani. Elhamdülillah. Şimdi bakıyorsun Asr-ı Saadet'te de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok farklı ülkelerden, farklı temayüllerden, farklı kabiliyetlerdeki insanların nasıl istihdam ve koordine edilebileceğine dair de bize bir müktesebat sunuyor. Yani Bilal-i Habeşi'yi yöneten zeka ile Hazreti Ebu Bekir ile dost alan, aynı zamanda Ebu Cehil'in karşısına çıkan, Ebu Süfyan'la Mekke'nin fethinden sonra konuşan, anlaşan hep aynı zeka. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zekası. Yani herkesin Hazreti Ömer gibi olması belki İslam'ın bu kadar hızlı yayılmasına katkı sağlamayabilirdi. Bizim Ebu Bekirlere de ihtiyacımız vardı. Hepsi lazım. Bizim Hatice'lere de ihtiyacımız evet. vardı. Bizim Sümeyye'lere de ihtiyacımız evet. vardı. Çocuk sahabeler. Dolayısıyla farklılığımız aslında ne kadar güzel. İyi ki böyle yaratmış Cenab-ı Hak. Hep yaz olan bir dünyada yaşamak ister misin yani? Ya, ya da hep mi? Kış olan bir dünyada yaşamak olmaz, ister misin? Olmaz. Bütün dengeler hepsi kendi içinde orijinal hikayelerle kuruluyor. Mesul olduğun bir şey var. Doğuyorsun abi. İmtihan ediliyorsun. İmar edilmekle emrolunmuşsun. İmar edeceksin. Memursun çünkü buna. Sonra da yapacağın işleri var. Yap ve git yani. Eyvallah. Şimdi geçtiğimiz günlerde, o kızacaktır bunu söylediğim için ama söyleyeceğim umurumda değil. Geçtiğimiz günlerde beni aradı Erem. Abi selamünaleyküm dedi. Aleykümselam kardeş buyur dedim. Ya dedi bir mutluluğum var. Kiminle paylaşayım diye ama düşündüm. Ama lütfen. Söyleyeyim ne olur. Lütfen. Nazar lütfen. Mı döner? Evet, evet, evet. Yani çok bir de şey oluyor. İsmini söylemeyeyim ya sadece. Yok, karışır. Çok karışır. Ne olur, ne olur, ne olur. Öyle ne mi olur. Ya? Evet, çok rica ediyorum. Allah razı olsun. İyi, evet. Tamam oldu o zaman. Ama bunu bir şekilde bir yere bağlamam evet. lazım. Yani hepimiz yavrularımızın başarısıyla çok iftihar ederiz. Evet. Onun da yavrusu daha küçücükken böyle ciddi bir başarı imzalattı. Evet. Allah mübarek elhamdülillah. Etsin inşallah. Çok diyelim. Duaya ihtiyacımız Allah var. Allah senden razı tabii olsun. Tabii ben yani. Hastalıktan sonra değiştim Bekir abi. Ve yani Covid-19 oldum, yattım. Orada hastanede verdiğim büyük kararlarım vardı. Ha, bunlar da... böyle nazar diyorsun yani öyle mi?
Yok yok, nazar değil. Yani şey, o riya, başka şeyler karışıyor, bilmem ne oluyor ondan dolayı. Benim hastanede verdiğim karar şuydu. Ben çocuğuma vakit ayırmadığımı fark ettim. Bir daha söyle. Çocuğuma vakit ayırmadığımı fark ettim. Kendi kendine büyüyor. Ama haksızlık. Çok çalışıyorum diye. Sen de evladına vakit, zaten izleyici ne olduğunu anladı da mevzunun. Yani sen de ayırmıyorsan kim ayırıyor? Gerçi anne. Annenin de anne, çok anne. Şeyi var yani. Anne. Birebir ilgileniyor. İlk bakım olması. Veren deniyor ya zaten ona. Evet. Kaç yaşında kuzu şu an? Şu anda 7. Maşallah. 7'ye yaklaştı yani. Maşallah. Elhamdülillah. Ne kadar güzel ya Eren ya. Ama bu da ne kadar çok ihtiyaç var böyle yavrulara, evlatlara. Tabii. Böyle annelere ne kadar çok anne, ihtiyaç var. Anne burada iş dönüyor dolaşıyor, her mesele anneye bağlanıyor. Dönüyor dolaşıyor, her mesele anneye babaya bağlanıyor. Yani çünkü hani okula gönderiyorsun çocuğu, anne baba bir şey vermediyse, bir hamur oluşmadıysa öğretmen neyi yoğuracak? Hı hı. Çocuğu işe koyuyorsun, bir şey yapıyor, anne babadan ne aldığına bakılıyor. O çocuğu büyüyor, başka bir şey oluyor, siyasetçi, avukat, doktor, taksici bir şey oluyor. Bütün tavırları anne babadan ne aldıysa. Kuş kuş olmayı anasından öğrenir olduğu gibi insan da insan olmayı anasından öğreniyor. Ya ne güzel söyledin. Peki Erem abi, sana bir şey soracağım. Başla. Ramazan ayı mübarek ay, oruç tutuyorsun, evladın, çocuğun, hanımın. Fakat bir de yaptığım bir iş var. Ve doğru. Bu işte de hakikaten, nasıl diyeyim, çok yumuşak bir dilinde yok. Yani attığım tweetlere falan baktığımızda tabii. Tam bir kavganın gürültünün ortasındasın. Bunu nasıl dengeliyorsun abi? Bu zor olmuyor mu sana ya? Şöyle, yani o kavganın... bir insan bir gün bununla yaşar, iki gün bununla yaşar. Siz her gün bunun içindesiniz abi. Her gün. Zor değil mi abi? Şöyle ya? Zor, zor tabii ama yapmak zorundayız ve alışıyorsun. Çünkü o kavganın, kavga ettiğin insanlar öyleler. Yani karşında Soros var. Karşında çok büyük uluslararası mekanizmalar var. Karşında gözü Pakistan'a dikmiş mesela. Ben burayı dağıtacağım diyor. Ele geçireceğim diyor burayı. Amerika mesela. Diyor ki İmran Han'ı indireceğim. Meclisten bilmem ne yapacağım. Tunus'a bakıyorsun. Tunus'ta bir tane cumhurbaşkanı getiriyor. Kaiz diye bir şey. Dedi ki meclisi dağıttım. Niye? Ben burayı Amerika'ya vereceğim diyor. Cezayir'de ortalık karışıyor. Şimdi sen şimdi böyle adamlarla uğraşıyorsun. Kavgaların bunlar. İşte Cezayir, Tunus, Pakistan, Türkiye'deki Soros müdahaleleri, bu PKK'sı, FETÖ'sü, şusu busu falan. Sonra da bana diyorsun ki ikna edici olmak adına birazcık yumuşak olalım. Böyle kılıç geliyor sana böyle diye buradan geçiyor. Sen kılıç buradan geçerken bana diyorsun ki ama lütfen. Ama bu hiç hoş değil. Böyle lütfen onu böyle bu tarafa doğru sallamasan falan mı yapacağım adama ben? Böyle kılıç benim burnumun ucundan geçmiş. Yani buradaki şey çok, savaş çok büyük. Tabii. Çok sert. Ya buradan geçmiş abi, tamam mı, yarım saat önce. Bu kadar şeyi nasıl takip ediyorsun abi o zaman? Abi işle ilgili ya bu. Bu bir taraftan meslek. Bu bir iş. Yani bakıyorum Amerikan Dışişleri Bakanı bir şey diyor, onun farkındasınız. Rusya Dışişleri Bakanı başka bir şey diyor, farkındasınız. Cumhurbaşkanının bir hafta sonraki planını takip ediyorsunuz. Kim kime ne demiş. Ya o kadar çok fazla bilgi var ki ve şey, gelir geçer bilgi. Bir günlük. Evet. Yani bugünün konusu yarın çöp yani. Tam farkı nerede çıkıyor biliyor musun? Onları birbirine bağladığında, bağlayabildiğinde korelasyon deniyor işte. Hizmeti orada üretiyorsun. Ha. Yani Ukrayna devlet başkanı bir şey söylüyor, daha ortada savaş yok. Sen onu alıyorsun, not ediyorsun. Hı-hı. Bak bu böyle söyledi diyorsun. Hı-hı. Sonra bir şey daha söylüyor. Bak bu ikinci söyledi diyorsun. Aradan savaş çıkıyor. Diyorsun ki bak böyle demişti ya. Sonra da böyle demişti. Bak savaşta bu anlama geliyor, gördün mü? Şimdi demek ki böyle bir şey diyecek diyorsun. Bir hafta sonra da onu diyor. Sonra hepsini korele ediyorsun, birbirine bağlıyorsun. Bunu da kamuoyuna ürettiğin hizmet de bu işte. Bu işi yapmayı seviyor musun Erem evet. abi? Gerçekten bundan hoşlanıyorum. Tabii, sevdiğin tabii. işi yapıyorsun. Tabii yani. tabii çok seviyorum. Şu yüzden seviyorum abi. Osmanlı'ya, Anadolu Selçuklu'ya, başka Müslümanlara, yani başka bir diğer Müslüman devletlere ne yapılıyorsa aynısı yapılıyor. Sonra pişman oluyorsun bir süre sonra. Abartıyorlar diyorlar, hiç de aynısı falan yok diyorlar. Hmm. Buna ne demek lazım yani? Ya çok siyasete girmek istemiyorum da. Yok siyasete girmeyelim ha. Ama genel bir anlamda. Bir yani kopya. Türkiye'den büyüktür. Algısı üzerinden konuşuyor ama metafor üzerinden anlatalım tabii istiyorum. Tabii. Şimdi Somali'ye gidiyorsun, Somali diyor ki sana bizim madenlerimizi lütfen Türkiye işletsin diyor. Bir tane sebebi var, bizi çok sömürüyorlar, bize hiçbir şey vermiyorlar. Nijerya diyor ki bizi de böyle kalkındırır mısınız diyor. Lübnan'la konuşuyorsun, Lübnan ne kadar kozmopolit bir yerdir. Lübnan'da Hristiyan çoğunluk var, Şiiler var, Sünniler var, Arap Müslümanlar var, Arap olmayan Müslümanlar var. Lübnan, Hizbullah orada etkili, liman patladı. Hizbullah limana diyor ki Portullah diyor, burası Allah'ın limanı diyor, estağfurullah. Onlar öyle parti kuruyorlar, Allah'ın partisi Hizbullah. Liman yapıyor, Allah'ın partisi, Allah'ın limanı falan. O kafa yani. Şimdi bu kadar karışık bir yer bile... Liman patladıktan sonra Çin gitti oraya, dedi ki
ben dedi sizin limanınızı yapayım. Hayır dedi istemiyorum adam. Fransa yapayım dedi. Hayır istemiyorum. Niye? Türkiye gelsin diyorlar. Neden? Diyor ki ya biz çok bıktık diyor kendi aramızda kavga etmekten. Türkiye modelinde kalkınma istiyoruz. Ya. Şimdi senin böyle bir işin var, temsiliyetin var dünyada artık. Biz Türkiye gibi olalım, bir yakınlaşalım diye. Şimdi tam burada birinin de nöbet tutması lazım yani zihnimizle ilgili olarak. Bak dikkat Soros geliyor. Aman ha bak bu uluslararası küresel sermayenin oyunu. Bak geliyor, bak şurada, bak burada diye birinin de nöbet tutuyor olması lazım. Ben de kendime biçtiğim işlerden biri. Hadi Erem sen de burada nöbeti tut. Telefonunu kapatıyor musun? Asla. Gece? 24 saat açık. 24 saat açık. Asla olur mu? O telefon kapandı mı yani mümkün değil. Sürekli çalıyor. Gece 1.30, 2.30, 3.30. Yani şöyle söyleyeyim sana. Neden çalıyor? Bebek. Nisa bebek. Hemşire emzirmişti hatırlıyor musun? Hı-hı. Gece vakti fenalaşıyor. Fakat sosyal medyaya haber şey diye düşüyor. Öldü diye düşüyor Nisa bebek için. Halbuki ölmedi. Benim gece ondan haberim oluyor. Uyanıyorum. Ondan sonra diyorum ki ha nerede bu bebek? Diyorlar ki şu hastaneye gitti. Hangi hastane? Şu hastane. O hastaneye bakıyorum. Doktor Sadi Konuk Hastanesi tedavi altına alınmış. Sonra dönüyorum haberi yazıyorum. Diyorum ki korkmayın, üzülmeyin. Bebek ölmedi. Bu bebek şu anda Doktor Sadi Konuk Hastanesi'nde tedavi altına alınıyor. Hastalığı bu tedavi oluyor diyor. Şimdi telefonu kapatmazsan gece 2.30'da bu hizmetini yapamazsın. Peki abi şöyle de var. Mesela bugün sen bir şey yazdın. Tamam. Ben takip ettim. Bir gazeteci ya da magazinci her neyse bir hanımefendi diyor ki bugün diyor Milli Eğitim Bakanlığı'nın okutulduğu ders kitaplarda şöyle bir ifade varmış diyor. Oradan biri diyor ki ben okul yöneticisiyim sayfa ve yayın evi adı verebilir misiniz diyor. O kadın da diyor ki veremem çünkü ben de şundan duydum diyor. O duyduğu kişinin attığı tweet'e baktığımızda sosyal medyada deniliyor ki referansıyla... Bunu yazmış. Evet. Bunun bir suçu yok mu abi ya? Yok. Yalan haber üretmenin. Türkiye'de yok. Yani ölüyoruz, bitiyoruz, Rusya bize dalacak, öldük, mahvolduk. Türkiye'de bunun suçu yok şu anda. O yüzden çok bekliyoruz ki devletler. Siz sürekli yazıyordunuz hani sosyal medya yasası. Neyi bekliyorsunuz? Almanya'da olduğu gibi, Fransa'da, İngiltere'de olduğu gibi. Diyor ki eğer bir şey yalan söylersen diyor, burası diyor kamuoyuna ilan edilen yerdir diyor sosyal medya. Senin aklından geçen bir yer değil. Akrabalarınla konuştuğun bir yer sesle değil. Sesle düşünebileceğin bir yer değil. Arkadaşlarınla burada pub'da değilsin diyor. Burada sosyal medyadasın diyor İngiltere. Burası pub değil diyor. Dedikodu yapacağın yer burası değil. Burada bir şey ilan ediyorsun diyor. Dolayısıyla burada bir şey ilan ettiğinde yalan söylüyorsan diyor bu yalanın bedelini ödersin. Almanya başka türlü. İngiltere başka türlü, Fransa başka türlü cezalar uyguluyor. Ama ortak noktaları var. Her seferinde 30 saat bir süre tanıyorlar. Bunu sildin, silemedin, yandın. İsmin belli değil, önemli 30 değil. 30 saat bence yetersiz bir süre. 30 saatte Türkiye'de neler yapılır iyi bir yalanla, organize bir yalanla. Ama işte... 30 saat bence hiçbir şey işte değil yani. Burada... Erem abi ben baştan beri şey diyorum. İnsanlar sosyal medyaya, herhangi bir sosyal medya hesabını... TC kimlik numarasını beyan etmeden açamamalı. O işte kimin kim olduğunu bileceğiz aykırı. Abi. O ne oluyor biliyor musun? İnsan haklarına aykırı. Diyorlar ki... Neresi insan haklarına anonim aykırı? Kalma hakkı diye bir şey var. Müstahar yazmak diye bir şey var ya hani hayatta. Yazarlar müstahar yazıyorlar. Buna anonim kalma hakkı deniyor. Müstahar yaz ama müstahar hakaret etme. Hah. Müstahar fitne çıkarma. Hah. Yaz. Sanat üreteceksen buyur yap. Zaten... Bir resim yap. Adını verme. Öpelim başımıza koyalım. Bir kitap yaz. Edebiyat. Bir çalışma yap. Bir makale yaz. George eyvallah. Orwell gibi yani. Ama... Müstahar isimle gelip benim mukaddesatıma sönme yani. Burada ama problem de şu, sürekli yalan söylemekle ilgili bizim ayrılma anlamamız gereken işte niye bu kadar uğraşıyorsun dediğinde aslında tam burada devreye giriyorum. Belgelerle yayınladım mesela. Bu bir meslek. Yalan söyleyerek para kazanılıyor şu anda. Bu birincisi. Benim için kim haber yapar diye aramıyorlar bunları. Evet. Benim için kim yalan söyler? Kim yalan söyler ve bu bir tayfiyat tarifeleri var. Ve listeleri var. Bu listeleri yabancı vakıflar İstanbul'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ağırlığı İstanbul ve Ankara'da yabancı vakıflar bütçe dağıtıyorlar, fon dağıtıyorlar. Ondan sonra bana diyorsun ki, yani birisi sen demiyorsun tabi bunu da, ya ne uğraşıyorsun bütün bunlarla bu kadar durum var ya. Ya işte benim de burada duruyor, bak bu vakıf buna bu kadar para verdi, bu da buna bu kadar para verdi, bu da bu yalanları söyledi diye bir farkındalık için çalışıyorsun bir taraftan da yani. Çünkü kavga çok büyük. Hakikaten büyük kavga yani. Evet. Yani burada sustuğun anda bir şekilde hepimiz. Boşluk oluşuyor. Memleket yani. O boşluk oluşuyor. Size ne zaman çıkar abi bu sosyal medya yasası? Biz bekliyoruz. Yani hem Cumhurbaşkanı Erdoğan yakında gelecek dedi.
hem meclis biz bu konuda çalışıyoruz dedi. Komisyonlar kuruldu. İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika örnekleri incelendi. Hmm. Hatta Güney Kore örneği de incelendi. Bir komisyonu da var ama ne zaman bilmiyoruz. Sizin yaptığınız mesleğe Ramazan geliyor mu Erem abi, yoksa kavga ver devam aynı şekilde devam ediyor mu? Aynı şekilde devam. Aynı şekilde ne yazık ki gelmiyor. Keşke gelse be. Keşke. Eskiden bile haram aylar varmış, müşrikler bile uyuyormuş. Tabii ya. Değil mi abi ya? Ya bir biraz dursalar yani mesela. Yani dese ki mesela Ramazan ayında tamam bu siyasi işlere falan çok karışmıyoruz. Herkes işine baksın, kimse kimseye hakaret etmeyecek. Şöyle bir el sıkışıp şey yapmak ben lazım. Ben şöyle aslında bir köşe yazarı hatırlıyorum Türkiye'de. Türkiye'ye saldıracaksanız Ramazan'da saldırın. Bunların şekeri düşük, yarısı da uyuyor zaten. Ay aptal herif. Hani böyle bir cümle var yani. Resmi yayınlanmış. Bunların yarısı uyuyor. Şekeri de düşük. Kafaları da çalışmaz. Bunlara saldıracağınız zaman Ramazan'da saldırın diye. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Peki İstanbul'da oruca niyetlenmiş biri olarak sana desem ki şu an saniyeler var Antep iftarına desem. Elhamdülillah. Bu seni heyecanlandırır mı? Heyecanlandırmaz mı? Allah'ın ne büyük nimetleri var. Özellikle burada yakından evet, gelince bu evet nimetleri. Fakat seni heyecanlandıracak bir şey daha eklemeliyim ki şeye kadar, İstanbul iftarına kadar buradayız yani Erem abicim. Ama iftarı yapacak mıyım? Yapacağız. Birazdan evet. Nasıl korktuysa adam. Telaşa kapıldın değil mi? Kıymetli dostlar, şimdi Gaziantep için artık iftar vakti iyice yaklaştı. Bizler iftarımız için sizden müsaade istiyoruz. Birazdan Allah sizlerle Allah beraber olacağız. Allah'a emanet olunuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون كَوْنَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا
Rabbena وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Sadakallahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Hafız Abdullah Polat kardeşimizden Mevla razı olsun inşallah. Biz bu sene böyle bir karar verdik Büyükşehir Belediyesi ile. Hani böyle dünyaca ünlü, hepinizin yakinen tanıdığı karilerden ziyade burada hafızlık eğitimi alan genç kardeşlerimiz sırayla çıksınlar ve Kur'an-ı Kerim okusunlar. Çok istedik. Güzel olmuş mu? Çok iyi fikir. Biz de öyle düşündük. Ve gencecik çocuklar böyle. Onlara moral gibi. Olsun. Evet. Z kuşağı, aha böyle bir kuşak da var, bu da görülsün diye. Hem çocukları ekrana çıkar, hem de ondan sonra Z kuşağı diye milletin böyle bozulsun, öyle olur mu? Peki, Erem abi senin anlattığın çok güzel bir ya kebikeç hikayesi vardı. Evet, evet, evet. Tam vaktidir bence, bir anlat da dinleyelim. Anlatalım. Hiç duydunuz mu ya kebikeç diye bir şey? Ne olduğunu Erem bize anlatacak. İlk bana anlattığında büyük bir hayranlıkla dinlemiştim, çok hoşuma gitmişti. Sonra üstüne ben de biraz araştırdım, ne olur anlat bize dinleyelim. Kebikeç, böceklerin kralı demek. Ya kebikeç de işte ey böceklerin kralı. El yazma kitapların üstünde yazıyor bu. Bütün Osmanlıca eserlerde görürsün. Hatta başka İbranice, Süryanice eserlerde bile görüyorsun zamanda. Bu çok eski yüzyıllara dayanan hikayesi var. Konu ne? Konu şu. Böcekler gelmesin, el yazması kitapları yemesin diye. El yazması kitaplar değerli. Matbaa yok, bir şey yok, elle yazılıyor. Onları böcekler yedi mi de çok sıkıntı. Dolayısıyla bir de o kağıtlar organik, böcekler için çok güzel yemek. Şimdiki gibi sentetik selüloz bir şey bilmem ne değil yani. Böcek el yazması kitabının doğal kağıdını buldu mu Allah ziyafet çekiyorlar. Şimdi onlar yemesinler diye çare diyorlar ki ey böceklerin kralı. Ve iddia o ki
efsanede. Böcek geliyor kitaba, kitabın bir yerinde kralının adını görünce onu yemiyor ve gidiyor. Aslında hikaye şöyle, aslında o bir zehir. Kebikeç bir ot. Alıyorlar otu, ondan sonra da demir pası, kömür isi, bunlarla birleştiriyorlar, baca islerinden birleştiriyorlar. Çok dayanıklı, uzun yıllar kalacak, böceği rahatsız eden bir mürekkep icat ediyorlar. Bir mürekkep icat ediyorlar. Onu böyle kitaplara sürüyorlar, böcekler gelmesin diye. Fakat onu kitaplara sürdüğünde bu problem oluyor. Yani şöyle problem oluyor, okuyana da zarar veriyor. Ha. Daha sonra yıllar içinde Umberto Eco'nun Gül'ün Adı diye bir kitabı var. Gül'ün Adı romanında bir manastırda okunması yasak olan kitapları okuyanların öldüğü görülüyor. Bakıyorlar, bakıyorlar, nasıl ölüyor bu insanlar? Ve ölenlerin hepsinin dudağı morarmış olarak bulunuyor. Anlaşılıyor ki bu kitapların sayfalarında zehir var. Ha. Okuyanlar da böyle, 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 böyle okuyor ya. Ha. O yüzden de ölüyorlar. Şimdi bu böyle olmasın diye zaten Umberto Eco o Gül'ün Adındaki bu durumu Kebikeç efsanesinden alıyor. Bu böyle olmasın diye diyorlar ki biz bunu böcekler için yapıyoruz ya. Evet, millete de zarar vermesin, kitabın bir yerinde dursun, bir mühür yapıyorlar. Bu zehir ha diye. Oraya da böceklerin kralı yazıyorlar. Ve Kebikeç öyle çıkıyor. Daha sonra ona yağ ekleniyor, yağ Kebikeç diye böyle. Ve onun mühürü basıyorlar. Mühürü basınca da o şeye gelmiyor kitaplara, böcekler. Fakat bu zaman içinde yazarların çok ilgisini çekiyor, şairlerin. Ve müstehar'la Kebikeç'e bir şeyler ekliyorlar. Sanki Kebikeç gerçekmiş, Kebikeç diye biri varmış gibi birisi oturuyor, Kebikeç'in nerede olduğunu yazıyor. Sonra başka biri geliyor, Kebikeç'in kazandığı zaferleri yazıyor. Bak şimdi. İş başka bir yere doğru. İş başka bir yere gidiyor mu yüzyıllar içinde? Her gelen yazar bir şey ekliyor mu buna? Abi gerçekten bir böceklerin kralı var oluyor. Bunun savaşları var, zaferleri var, kadim düşmanları var. Birisi diyor ki ya bu nerede doğdu? Bunu da yazmak lazım diyor. Biri onu yazıyor. Başka bir yazar geliyor bunun kıyafetini diyor. Böceklerin kralı diyor. Burada yaşar diyor. Hatta rivayet ne çıkıyor? Bazı kaynaklarda Bayburt'ta bir kale var. Bayburt Kalesi. Kebikeç'in orada yaşadığı. Allah Allah. Evet. Bayburt'ta en kritik yerlerde var. Nurak'ta da selam olsun buradan. Bayburt'ta o kalenin diye dibinde bir yerlerde bir makamı oldu. O makamından dünyanın bütün böceklerini yönettiği, böceklerin ona tabi olduğu yazılıyor. Daha sonra bu haşeratın içinden hain olanlar çıkıyor. Hain olanlar ona isyan ediyor, itiraz ediyor. Ve bu itiraz edenlerin, isyan edenlerin peşine koşuyor. Yüzyıllarca yazarlar böyle bu Kebikeç'i büyütmeye, şekillendirmeye devam ediyorlar. Senin bugün kitaplarda bazı eski yazma eserlerde gördüğün o yuvarlak mühürde yazan Kebikeç o işte aslında. Vay be. En son bizim Cumhuriyet şairleri bile, Cemal Süreya dahil bunlara, Kebikeç üzerine bir şeyler yazmıştır. Şairlerden biri şeyi bile yazmış. Kebikeç ne yer? Hangi yemeği sever, hangi yemeği sevmez? Bütün bu hikayeden bize çıkan şey ne biliyor musun abi? Bu Kebikeç'i derinliğiyle baktığında Tolkien'in orta dünyasından daha efektif bir efsane görebilirsin. Hmm. Biz kıymet bilmiyoruz. Ya Tolkien'in yaptığı o elfler, orklar çoğu Dede Korkut'tandır bu arada. Yani ben çok net söylüyorum. Hani vakit olsa anlatsam. Kızılçı Hanım'ı al, elf kızı yap. Hmm. Diyor ki Kızılçı Hanım Dede Korkut tarif ederken uzun diyor sarı saçları var, ok atar, mistik şeylerde güçlüdür. Elf işte sana yani hani. Hani elfler, bunların diyor kötüleri vardır, onlar diyor kan kızılçılardır. O da sana Blood Elf oluyor, anladın mı? Yani Blood Elf de onların kötüleri. Al kan kızılçı, kan kızılçı. Elf, Blood Elf. Şimdi bu şeyi incelesen, Kebikeç'i, orada o kadar büyük bir fantazi var ki, fantastik edebiyat. Elbette böceklerin kralı diye bir şey yok. Zaten kimse böyle bir şey iddia etmiyor. Büyük bir fantazi ama bu. Şunu görüyorsun. Estetik ne kadar kıymetli bir şey. Diyor ki, daha en başında zaten estetik kaygıyla yola çıkıyor. Rasyonel derdi de var, estetik kaygısı da var. Ya kitabı böyle diyor, siyah bir şeyle lekelemeyin diyor. Bir şey olsun diyor. Bak estetik bir şey olsun. Estetik yani. Kaygı anladın mı? Evet. Bir düzgün bir şey olsun diyor. Ve hikayesi olan, kendi iç öyküsü olan. Sonra da dişi bir şey koyuyor oraya, çok dişi. Yani çok üretilebilen bir şey. Yüzyıllar, ne kadar yüzyıllar biliyor musun? 600 yıl.
Vay be. 600 yıl boyunca her gelen üzerine bir şey koyuyor. Şimdi her gelenin üzerine bir şey koyduğunu biri derleyip toplasa ne olur biliyor musun? Bunu film diye çek. Ne Orta Dünya kalır ne bilmem ne efsanesi kalır. Aynen öyle. Siler süpürür yemin ederim. Yani o bahsettiğiniz ilmin izzetini koruma, kitabı koruma, o yazınsal ürünleri koruma adına verilmiş çok büyük bir mücadele. Tabii, tabii. Yani eskiler, atalarımız, ecdadımız o kadar çok ehemmiyet göstermişler ki buna, ihtimam göstermişler. Tabii, tabii, tabii. Bu İbrahim Müteferrika matbaanın mucidi olarak hani tarihsel olarak, bilgi olarak bizde vardır ama aynı zamanda ilk kağıt fabrikasını kuran kişi de İbrahim Müteferrika. Doğru. Kağıt üretiminde çok fazla şeye ihtiyaç var, su ihtiyacı var diye nereye kuralım, neye kuralım? İlk kağıt fabrikası bu Yalova civarında bir yere kurulmuş. Doğru. İbrahim Müteferrika tarafından. Orada bir hatıratta denk gelmişti. Biz diyor işte şeyi kurduk diyor, kağıt fabrikası yapılıyor falan. Kahvehanede bahis olmuş diyor. Yani ayaklarınızı fabrikaya doğru uzatmayın. İnsanlar diyor yattıkları döşeklerin varsa yataklarının yönlerini değiştirmişler falan. Sonra diyor bunu danıştım niye? Diyor caminin imamına. Niye, ya millet niye? Yatağının yönünü değiştiriyormuş. Bunu neden yapıyorsunuz ki? Bu cami değil, mescit değil. O da hoca da demiş ki yani ya oraya işte hurufu Kur'aniye yazılacaksa o kağıtlara. Hadi Kur'an yazılacaksa o kağıtlara diye insanlar şimdiden ihtimam gösteriyorlar. Kağıt, ayaklarını bak bak abi yani şimdi çok özür diliyorum sofranızdasınız. Biz tuvalet kağıdı diye bir şey, bir ürün var şu anda. Kağıt ne aziz bir şey abi. Yani o zaman kağıda üzerine bir şeyler yazılabilecek eserlere, kitaba, ilme verilen değere, ihtimama bakın. Hatta halen medreselere gittiğinizde o kapı girişlerinin, eşiklerin engin olmasındaki sebebi biliyorsunuzdur. Hani şey olsun. İçeri girerken. Edep, kemale, edeple insanlar girsin çıksın. Her şeyi o kadar güzel ayarlamışlar ki. Aranızda İstanbul'a gidecek olan varsa yakın zamanda ya da gidenler, hatta hali hazırda İstanbul'da yaşayanlar o Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin o batı kapısı Allahu Alem şeye bakar. Cülus yoluna bakar. Evet. Orada kılıç kuşanacak padişahlar atlarla geliyorlar. Saltanat kayığından, tarihi yarımadadan çıkıyorlar, Eyüp'e geliyorlar. Orada padişahın o şeyden neydi oranın adı? Sarayburnu'ndan. Saltanat kayığına biniyorlar, Eyüp Sultan'a geliyorlar. Cülus yolunda yürüyorlar. Bir yere kadar padişah atın üstünde geliyor. İnsanlar tezahürat yapıyorlar. Diyorlar ki mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Ve yürütürken padişah at üstünde Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin huzuruna doğru gelirken sağda ve solda kabristanların arasından geçiriyorlar. Bütün mesajlar subliminal. Diyor tabii. Ki bak senden öncekiler burada yatıyor. Ondan sonra belli bir yere kadar geliyorlar cülüs yolunda. Bir binek taşı koymuş ecdat oraya. Padişah orada attan inecek ve yolun kalan kısmını yürüyerek gidecek. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına at üstünde gidilmez. Bir belli bir miktar yürüyeceksin. Ve devam ediyor. Binek taşının şu an halen konulmuş olduğu yere gidin bakın. Bir aş evinin önündedir. Ve o kapının üzerinde hemen binek taşının üstünde bir ayet-i kerime yazar. Bütün nefisler ölümü tadacaktır diye. Ya. Hepsi subliminal. Yani aslında o padişahı saray burnundan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin huzuruna getirene kadar ayetlerle, ambiyanslarla, mimariyle, tezahüratlarla hızlandırılmış bir eğitim ve nasihat verilir evet, aslında. Evet, tam ne bu. Kadar güzelmiş. Şahane. Ve biz bunların ne yazık ki çoğunu kaybettik. Kaybettiğimiz gibi şu an gidiyorsun, bakıyorsun, anlayamıyorsun bile. Diyorsun ki anlatan biriyle gezdiğin zaman orayı, diyorsun ki ya ben burada geziyorum, yıllardır burada oturuyorum. Ve buranın bu kadar muhteşem hikayelere sahip olduğunu bilmiyordum. Her yer öyle dolu ki. Yani yakaladığın. Bak bu haz ve hız çağının problemi. Her şey hızlı ve her şey hazlı. Şu anda haz yoksa ve hız yoksa değersiz ve kötü zannediyoruz ya. Evet. Ya da kabul edemiyoruz, oturtamıyoruz. Kağıt meselesini konuşuyordun ya abi. Kağıt meselesinde de böyle. Kağıt çok aziz. Büyükler o yüzden diyorlar ki eğer yazacağınız şey o ağacın hikayesine kıymetli değilse o aziz kağıtları mürekkebinizle lekelemeyiniz. Ya da şöyle kuralım cümleyi. Yazacağınız şey bir ağacın ömründen daha kıymetli değilse evet. Çünkü ağaçtan yapılıyor, ağaçtan mamul. Lütfen yazma diyor yani. Diyor, lekeleme diyor zaten. Leke yaptın diyor aziz kağıda diyor. Ama problem ne? İnsanoğlunun şöyle bir meselesi var. Bizim hani ayrıldığımız yer kapitalizmden Müslümanlar olarak tavır koyduğumuz, hayır biz bu yola girmiyoruz
buna geri kalmak dediler, bilmem ne dedi. Halbuki biz tercihen o girmediğimiz yollar var kapitalizmin içinde. Onlardan biri de ne biliyor musun abi? Biz şunu biliyorduk Müslümanlar olarak medeniyetin içinde. Ucuzlayan şey dünyayı değiştirir. Bak ben sana bir şey söyleyeyim, dünyanın en devrimci şeyini, dünyadaki en büyük ideolojiyi, dünyanın en devrimci satın almak. Satın almak dünyayı değiştirir. Satın almak ve almamak tavrından daha büyük devrimci hiçbir şey yoktur. Hmm. Hayat şakırt diye ona göre düzenlenir. Bir şeyi satın aldı mı insanlar, bak nasıl hayat ona kayıyor. Ya satın almadı mı, bak hayat nasıl ondan vazgeçiyor. Ve bütün bu eylem alışveriş üzerinden tarif ediliyor. Tabii. Yani alış, sonra veriş. Evet. Önce alış, sonra veriş. Bütün hikaye yani bunun üzerindedir. Hiç veriş alış yok. Veriş, yani ver ya da sadece ver yok. Önce al, sonra ver. Hep alışveriş öyle. Kelimeye göre de artık senin karakterin şekillenmeye başlıyor. Her şey satın alma. Peki dünyayı en çok ne değiştirir? Söyleyeyim sana. Kim en ucuzsa dünyayı o değiştirir. Bir şey ucuzladığında dünyaya kendi şeklini verir. Bak elektrik ucuzladı, erişilebilir oldu, iş ahlakını değiştirdi. Evet. Ucuzladı, erişilebilir oldu, eğitimi şunu bir değil. Kitap, kağıt, matbaa ucuzladı, nesne hali. Hani o, aman benim kitabım böcekler yemesin, aman benim kitabım kaybolmasın, aman benim kitabım eskimesin. Bu ilimdir deyip aziz, mübarek kitap muamelesi yapan insan nerede şu anda? Çünkü kitabın kendisi o kadar ucuz ki nesnesinden bahsediyor. Ya. Ucuz. Bak internet ucuzladı, yani erişilebilir oldu, dünyayı değiştirdi. Kağıt ucuzladı, erişilebilir oldu, dünya değişti. Matbaa ucuzladı, erişilebilir oldu, bütün eğitim hayatın değişti. Felsefen değişti, her şeyin. Şu anda yaşadığımız çağın problemi ne? Ben sana söyleyeyim. Bu da hakikaten bugünün derdidir. Ve bak çok büyük zararını göreceğiz. Nesnesizlik. Abi, fotoğrafların var senin telefonunda, bilgisayarında ama onların nesneleri yok. Yok. Data. Mektup var, e-mail ama nesnesi yok. Fotoğrafların nesnesi yok. Para kullanıyorsun ama bak artık nesnesi yok. Rakamlı. Harita bakıyorsun, nesnesi yok. Not defteri, nesnesi yok. Haber gazete, nesnesi yok. Yüzlerce böyle kendisi anlamı, işi alanı var olup da nesnesi olmayan bir şey kalmadı. Instagram fenomeni diyor. Evet. Nesnesi orada yok. Orada var, nesnesi yok. Adamı görmemişsin ama 10 yıldır adamı takip ediyorsun. Evet. Bu şuna da yol açıyor değil mi? İnsanın da nesnesi olmayacak. Batı'da Batı'da şey diyorlar diye, fikir özgürlüğü, insanlar kitap çıkarabilsinler, sosyal medya. Şimdi herkes bu ulaşılabilir olunca bu kadar kolay. Bu sefer insanlar diyor ki milyonlarca çocuk kitabı arasından doğru kitabı nasıl bulacağım? Hadi bakalım. Hadi. Burayı kalabalıklaştırdın. Geçtiğimiz günlerde, yıllarda İngiltere'de afişleme yaptılar. Please stop making stupid people famous diye. Lütfen çok aptal güzel insanları meşhur etmekten vazgeçin artık diye. Çok güzel. Çünkü bunların içerisinde biz akıllıların kim olduğunu seçmekte zorlanır olduk artık. Ne dert çıktı şimdi? Bu çağın en büyük ihtiyacı bundan dolayı küratörlük, abonelik yöneticiliği. Niye biliyor musun? Oyun oynayacaksan hangi oyunu oynayacağını bilmiyorsun. Mecbur gidiyorsun Steam'e. Çünkü o sana küratörlük yapıyor. TÜYAP'a gidiyorsun. Yüz binlerce kitap var. Ha. Benim çocuğuma uygun kitap hangisi seçmek için bile ben net söyleyeyim 10 derslik bir kursa katılman lazım. Habire sorulan soru ne? Hocam ne okuyalım? Hangi kitapları almalıyım? Niye soru? Ya çok var. Çünkü kendisi de bal gibi biliyor ki kitaplıkların çoğu çöp ya. Yani. Evet. Şimdi hangi kitabı izleyelim, hangi filmi izleyelim, hangi kitabı okuyalım? Ne, bak ne çıkıyor altında, ne yatıyor biliyor musun? Yeni çağın mesleği. Yani bu çağın arifliğinin, münevverliğinin bir parçası da şu. Şu anda iyi küratörlük yapan etrafına insan toplar. Hakimiyet alanı kurar. Küratörlük olur. Küratör olacaksın yani. Haberde de böyle. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim abi. 18 tane haber ajansı var. Bak 18 haber ajansı var. 18 haber ajansında günde ortalama 150 haber geliyor. 150 haber. Binlerce de bağımsız kaynaktan geldi haber. Hı hı. Hadi bakalım sen şimdi ben bir haberlere bakayım de bu kadar haberi oku. Ben sana gün içinde sadece Türkçe üretilen haberlerin hepsini okumaya kalktığında ne kadar süre gerektiğini söyleyeyim mi? Ortalama 55 saatini ayırman lazım. Ya, hadi bakalım. Yok. Peki ne kadar vaktin var? Yarım saat. Yarım saat vaktin varsa haberler için birinin çıkıp mesela Erem Şentürk'ün sana gelip sabahları 8.30'dan 9'a kadar hadi sana 30 dakikada 30 haber veriyorum diye. Ve bunu yapıyor Erem Şentürk. Not Haber YouTube kanalına abone olduğunuzda. İnşallah hazır o bilgileri hemen kaynağından alabilirsiniz. Ne yapıyorsun? Yarım saatte biri çıkıyor televizyona. Değil mi? Adam diyor ki ben diyor senin için derledim diyor. Bunlar abonelikler, küratörlük işte. Bak bunu oyunda da, yemekte de, sanatta da,
kitapta da, haberde de. Bak böyle bir çağa doğru gidiyorsun. Bu çağın adı ne abi? Abonelikler çağı. Evet. Krizler yorumlanıyor artık. Yani kendi başımıza yorumlayamıyoruz. Bir 90 dakikalık futbol maçının yorumu 3 gün sürdüğü oluyor. 3 gün televizyonda konuşuyorlar. Ya da şimdi bu Ukrayna meselesinde Putin'in mevzusu. Hepimiz dikkatle dinliyoruz acaba ne diyecek diye. Yani. Halbuki bir şey yok. Tamamıyla cilalama mevzu yani değil mi? Ne acayip işler abi. Ama böyle buna işte o korkunç iletişim diyoruz biz buna. Sonra, çok korkutucu gerçekten. Tabii korkunç abi. İletişimin sebebi şu, tanışamama bu durumu var ya, insanın bazı oluyor ya, hani kaç senedir evliler karı koca, tanışamamışlar bir türlü. Gerçekten birbirinin huylarını bilmiyorlar, ayrıntılarını bilmiyorlar. Aynı evde yaşıyorlar. Evet ama birbirlerine yabancılar. Ayrıntılarını bilmiyorlar. Şimdi halbuki tanışma o kadar büyük mesai ki ve çok zevkli mesai, o kadar çok şeyle, o kadar çok konuyla, o kadar çok insanla tanışmana gerek yok ki. Zaten maksimum hayatım boyunca 150 tane adamın olabilir yani. Ve dost olarak da birden fazla dosta da ihtiyacın yok yani. Ya bir iki tane o kadar. Olur yani. Zaten öyle bir hayat yok yani. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dostu kimdi? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Yani en yakın ikinci dostu diyebileceğimiz bir isim dediğimizde birçok insan, okuma yapan insanlar bile ikinci isim konusunda ittifak edemezler. Evet. Ama hepimiz bila istisna Hazreti Ebu Bekir Sıddık. Evet. Da ittifak ederiz değil mi? Evet, evet, evet. Dost bir tanedir abi, bir. Ondan sonrakiler yakın arkadaşlarında dostundur ama en yakınında bir kişi vardır. Yetiyor zaten. Böyledir. O benim kankam, biz onu takip ediyoruz, ötekini takip ediyoruz. Şimdi modern çağ kendi hastalıklarıyla beraber geldi. Şimdi 1 milyon tane adamın beni gerçekten seviyor olma ihtimali var mı sence? Yani mümkün değil. Ya 1 milyon tane insanın. Yok yok mümkün abi, değil. Abi böyle bir şey olur mu yani? Olamaz. Bu beklentiye gidince İlgi de ne oluyorsun? İlgi duyuyordur, merak ediyordur evet. Ama gerçekten seviyor İstifade diyemez. İstifade ediyordur. Mümkün değil. Saygı duyabilir, aynen. İstifade edebilir. Ya bu bazen kafa açıyor, güzel oluyor, rahatlatıyor, güldürüyor, bir şeyler söylüyor, bir şeyler anlatıyor. Ya da benim haberlerle ilgilenecek vaktim yok. Bu gelsin bana anlatsın. Aynen. Tamam bunları kabul ederim ama yani. Ama bu sevmek elim başka bir şey yani. Ya ben nasıl tecrübe ettim biliyor musun abi? 5816'dan dava edileceksin. İşte bir kanundan daha bir sosyal medyada bana dedi ki yürü arkandayız Johnson, kır duvarları şudur budur falan. Tamam mahkemede ana kimse yok. Arkana bakıyorum kimse yok yani. Neredesiniz? Hep öyle olur. Öve işte budur yani. Ama bundan dolayı şikayet edemezsin. Bu şikayet edilecek bir şey değildir. Bu normal olandır. Bu aynı şeye benziyor. Temel damdan düşmüş. Temel damdan düşmüş, çalının üstüne denk gelmiş, ölmemiş. Millet toplanmış etrafına, ne oluyor ya, ne oluyor, bakalım ne oluyor ya falan. Temel de şöyle düşmüş, kendi kendine, valla bilmiyorum ben de yeni geldim demiş, ne oldu yani. Gündem o kadar hızlı değişiyor ki, bazen gündemin öznesi bile olsak, ya yani bizzat tabii. Biz bile olsak, ne oluyor, yani? Ne oluyor diyoruz. Şimdi, modern çağ kendi hastalıklarıyla, sıkıntılarıyla beraber geldi. Yani sen anneannenin, dedenle alakalı şöyle anılar anlattığını ya da kendi babasıyla alakalı şöyle anılar anlattığını duydum. Benim rahmetli dedem, Erem, oğlum manik depresifti. Hem manikti hem depresifti. O zaman büyük koca annem de ketojen beslenirdi. Böyle bir şey duydun mu abi? Yok. Hiç otofaji dinlemedim. Ya da şey narsistik, kişilik bozukluğu vardı dedende dediğini duyduk yok. Mu? Duymadık. Modern çağ kendi hastalıklarıyla beraber geliyor. Eskilerden hani evet bazı hastalıklara bir tanım getirilmemiş olabilir ve öylece tanımsız kalmış olabilir. 5 çocuğum vardı diyor, 3'ü öldü diyor. Yo, neden öldü onu bilmiyoruz. Narsizmin tanımı 2000 yıllık. He? Narsizmin tanımı 2000 yıllık. Değil mi? Vardı yani de vardı, hastası yoktu. Ha, eyvallah. Şimdi yeni çağ diyor ki sende diyor şöyle bir rahatsızlık var diyor. Sen ne diyorsun? Olabilir mi acaba ya? Değil mi? Olabilir mi? Hani modern çağ sana hastalık üretiyor. Sen yeter ki para harca ve mesai ayır. Senin hastalığın da üretiliyor. Kimi izleyeceksin, kimi okuyacaksın. Instagram fenomenleri üretiliyor. Diyor ki işte bunu kullandığın zaman diyor. Hayatın bambaşka bir şeye yarayacak. Bu hastalığı sevdiriyorlar da şu zamanlarda. Çünkü hastalıklar insanlara inisiyatif veriyor, fırsat laktoz veriyor. Laktoz intoleransı var bende. İşte bir şey oluyor. Yani bir tane tiyatrocu vardı. Bir türlü izin alamıyor. Rapor almış, izin almış. Devlet tiyatroları tiyatrocu. Gelmiyor. Dizilerde oynuyor, para kazanıyor falan. Sonra nasıl yapacak? Rapor. Sonra bir rapor daha. Bir rapor. En son hastalık bitmiş. Adama rapor veremiyorlar. Hmm.
Bir psikiyatra gitmiş. Demiş ki benim rapor almam lazım, ne yapayım? Ne yapalım, ne yapalım? Demiş tamam. Sen de entelektüel sürmenaj var demiş. Ney var demiş? Entelektüel sürmenaj. Adam bunun raporunu aldı. Bununla 60 gün daha gelmedi devlet tiyatrosuna. Geldi dizide oynadı. Tamam. Niye? Şimdi sen strese girmişsin. Sen depresyona girmişsin. Gerçi depresyon gerçekten büyük hastalık. O eyvallah ama entelektüel sürmenaj nedir yani? Sen bilmem ne olmuşsun falan. Böyle bir şeyler topluyorsun. Halbuki strese gir, ne olacak ki? Şeyi demiyorum yani. Hani beğenmediysen çık oraya, ne duruyorsun diyor ya. Bir arkadaşım var, çok gülüyorum ona. Hanımına demiş ki strese girmişsin sen demiş doktor. Bu da eve geliyor hanımı, diyor ki ne dedi doktorsa? Diyor ki strese girmişsin. Ondan dolayı mı olmuş? Evet. Madem girdin onu, zararlı bir şey beğenmediyse çık ağrıya diyor. Çık oradan demiş ya. Sen adam biliyor. O kadar. Tamam, o seviyede değilim. Ama şunu söylüyorum. Stres her zaman kötü bir şey değil ki. Evet. O hormonlar, mücadelecilik, tetikleyen, işi hayatın, halledebilme. Evet. Değil mi? Ya o strese girmeden nasıl halledeceksin? Komutan var, savaş ilan edilmiş. Ama böyle olmaz. Stres yok lütfen. Hiç hoş, ne olur herkes sakin olsun. Cephede olur mu Arışık? Ne yapıyorsunuz? Eren abi, sen bir habercisin. Biz seni takip edelim mi? Yani şöyle söyleyeyim. Bunun sağlıklı dozu nedir? Bir gündemi takip etmenin sağlıklı dozu. Şimdi bakıyoruz, birçok insan resmen dakika başı Twitter'a giriyorlar. Ne olmuş, ne bitmiş falan. Biz şöyle burada hani böyle regular kullanıcılar olarak, normal standartlarda hayatını sürmeye çalışan insanlar olarak haberle ve gündemle ne kadar ilişkimiz olmalı? Şöyle, günde ne kadar vakit ayırmalıyız? Şöyle, bir süresi yok, işine göre değişir. Çiftçiysen belli dönemlerde haberle ilgilenmen lazım. Niye biliyor musun? Abi Carlos suikastı olduğunda bir tane FETÖ'cü polisin kalkıp Rus konsolosunu vurduğunda, eğer sen haberleri takip eden bir çiftçiysen eyvah, domates almayacak Rusya, hemen seraları geri çeki kararını verebilmen lazım. Onun kararını verebilmen için de haberi takip edebilmen lazım. Çiftçinin mesela hani, ya da işte bir şey oluyor, Rusya-Ukrayna savaşı. Bu çiftçi için bu haber başka bir anlam ifade eder. Emlakçılar için başka bir anlam. Vatandaş için başka bir anlam, siyasetçi için başka bir anlam. Şimdi ne iş yaptığına göre ve haberin türüne göre takip etmelisin. Bu bir. İki, artık eskiden dış politika, iç yani dış haberler, iç haberler ayrıydı. Bu dünyada bitti. Şu dakikadan sonra sana bir şey söylüyorum. Rusya-Ukrayna savaşı iç haber mi, dış haber mi? La dışarıda oluyor, dış haber diyorsun. Dış haber ama bak içeride bir sürü etkisi var, tartışması var. Rasyonel piyasaya etkisi var, paraya etkisi var, ticarete etkisi var. Millet iliklerine kadar hissetti. Siyasete etkisi var. Fransa 10'da seçimlere gidiyor Macron. Sen şimdi haberleri takip edersen 10 Nisan'da Fransa'da seçim var. Macron'la birlikte toplamda 6 tane aday var. Adayların 3'ü solcu, birkaç tanesi aşırı sağcıyı bilirsen senin ne işine yarar biliyor musun bu? Fransa'dan Türkiye ve Müslümanlara gelen saldırı var ya, o saldırıyı sağlıklı yorumlarsın. Ha bir dakika dur, söyleyen kim? Fransa'da Le Pen. Bir dakika, neden söylüyor bunu? Çünkü 6 gün sonra seçimler var. Le Pen faşist, şu anda seçim propagandası olarak Müslümanlığa saldırıyor. Bunu Fransa'nın iç politikası olarak değerlendir. Dikkat etme diyebilecek, sağlıklı hale gelebilmek için haberi takip etmen lazım. Ne oldu şimdi? İş döndü dolaştı, nereye geldi? Otur bütün gün AFP oku benim gibi. Reuters oku, Associated oku, tamam mı? Oku bunları, Anadolu Ajansı oku, işte şey yap, sonra bütün bunları derle, toparla ve bu sonucu çıkart. Abi gitti 6 saat. Evet. Tamam, ben diyorum ki ben bütün günümü bunları ayırdığım için sana paket yapıp veriyor haberciler. O yüzden haber takip etmeli miyiz sorusundan bence daha önemli soru, hangi haberciyi takip etmeliyiz? Ha, çünkü haberi zaten takip edemezsin. Haberi takip edemezsin. Onu bir küratörlük yapacak biri. Orada bir organize edecek birisi sana. Bak bu, bu ve bu. Peki bunu organize eden, küratörlük yapan adamın kendi kanaatini ve kendi kişisel görüşlerini de karıştırmadığını nereden bileceğiz? Nasıl emin olacağız? Cemil Meriç, tarafsızlık namussuzluktur. Tarafsızlık fırsatçılıktır. Tarafsızlık günün adamı olmaktır. Kimse söyledi tarafsız olmanız gerektiğini. Ayrıca dünyada kimmiş tarafsız olan? Şey mi olacağız o zaman? Her taraftan biraz dinleyip bunu dinlediğimiz kişi sayısına bölüp bir ortalama mı çıkaracak? Yok. Kanaat diye bir şey var ya. Hı hı. Kanaat şey değildir, mekanik bir şey değildir. Kanaat mekanik olarak hasıl olmaz. Hı. O kalbinle düşünme anı her seferinde o işte. Sen söylediğin aklımızla hareket etmek. Pragmatist, rasyonel.
Evet, bu. Yani işte iki tane enflasyon açıklanıyor ülkede. Hangisi doğru şimdi? O mu doğru, bu mu doğru? Hmm. Ne yapıyorum ben mesela? İkisini topluyorum, bölüyorum ikiye. Biraz önce dediğin yöntemle yaklaşık olarak herhalde Türkiye'nin enflasyonu bu falan diyorum. Bunu kabul edebilirim. Ama kanaat sadece akılla gelişmez. Hmm. Olur mu öyle? Yani Suriyelilerle ilgili bir haberde kanaat akılla mı gelişir? Çünkü mesela niye? Şunu bilmek lazım. Suriyelilerle ilgili bir sürü yalan haber var ya. Evet. O yalan haberlerin hiçbiri sırf kötülük olsun diye çıkmıyor, haberiniz olsun. Yani birileri Erol Taş gibi elinde butla sırf kötülük yapmak için yalan haber söylüyor. Böyle bir mekanizma yok. Kimse karikatürize etmesin. Onun gayet planlı bir hedefi, bir amacı olan ve ücreti olan yalanlar. Hmm. Hepsinin ayrı ayrı ücreti var. Bir tane Suriyeli yalanı söyle, tak altındaki planı söyleyeyim sana. Ya. Bebek maması yiyorlar. Tamam, bebek maması yiyor bu Suriyeliler, erkekleri deli gibi çocuk doğuruyorlar, bunlar sapıklar haberi. Türkiye'de bir sürü gazetede yayınlandı. Hatta birisi köşeye yazarı bile yazdı. Bu birinin aklına geldi, öylesine büyük bir kötülük mü? Yok abi, 1951 Cenevre'de aynısını siyahiler için söylediler. 1951'den beri bütün ırkçılık yapılan herkes için söylenen bir şey o. Amaç ne? Onların soyu çoğalmasın diye. Niye? Fransız gizli servisi, Alman gizli servisi Bened'e anlaşmışlar. Suriyelileri öldürdük, Sünni nüfusu azalttık ama Türkiye'dekiler doğuruyor. Bizim bütün program geri gidiyor. O yüzden bunların nüfusunu bypass etmek lazım. Peki bunların nüfusunu nasıl bypass edeceğiz? Türkiye'de bunların doğurmasına dair tepki oluşturmak lazım. Halk isyan etsin, bunlar ne doğuruyor ya, bunlar ne doğuruyor ya, bunlar ne doğuruyor ya desinler diye. Bunlar bebek maması yiyor sapık, bunlar çocuk doğuruyor. Bilmem pompa. Sonra Göç İdaresi, İçişleri Bakanlığı bilmem kim. Ya bunlar hakikaten doğuruyor, ne oluyor ya falan. Ne oluyor bak, ne oldu? O işte vakıf amacına ulaştı. Hmm. Ya da şöyle söyleyeyim, Suriyeliler bedava üniversite okuyor. Yalan. Ama bu yalanı öylesine mi söyledi sence? Ha, kötülük olsun diye. Ya yok, olur mu öyle şey? Bu yalanı söylemesinin de sebebi var. Bak sana söyleyeyim. Çok basit. Le Figaro, Fransız gazetesi. Adam kim biliyor musun? Savaş tedarikçisi. Fransız Rafael uçaklarının tedarikçisi. Adam silah sanayici, onun gazetecisi. Yunanistan'a silah satınca "Je m'appelle Macron" dedi. "Seni seviyorum Macron" diye adam yalvarıyor. Böyle bir vahşi bir adam. Diyor ki Le Figaro, Türkiye'de Suriyelileri üniversite okutulmasının zararı. Türkiye'de Suriyelilerin Türkçe okumasının zararı. Le Figaro söylüyor. Türkiye'de diyor Suriyeliler 3.750.000 diyor geçici koruma altında Suriyeli var. Bunlar Türkiye'ye hayran ve bunlar Türkiye'de doğdu. Türkçe konuşuyorlar. Ana dilleri Türkçe oldu, Arapça olmadı diyor. Şimdi onlar Suriye'ye gidecekler. Suriye'de bürokraside, siyasette, Suriye'de askeriyede, Suriye'de emniyette olacaklar. Hmm. Yani Suriye'de 3 milyon krem de le krem Türkçe konuşan adam olacak. Ve orası küçük Türkiye olacak. Bu engellenmeli diyor. Hı hı. Sonra sen ne okuyorsun? Bunlar hep bedava okuyor. Bunların üniversitesi bilmem ne. Diye adamlar dolaşıyor. Eyvallah. Abi şöyle yapalım mı? Çok güzel konuşuyorsun. Ne olur kaldığın yeri birkaç tamam, saat unutma. Tuttum. 8 saat tutabilir misin? Gece 4'e kadar. 8 saat? Efendim bizler saat 4'ten itibaren, gece 4'ten itibaren TVNET ekranlarında da inşallah bu sohbetin aynısını, benzerini ve dahi belki daha iyisini yapacağız inşallah. İnşallah. Şu an İstanbul için iftar vakti yaklaşmış. Bizi izlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Erem abi sana da geldiğin, katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah'a beden razı olsun. Yarın yeniden görüşme muradı, niyazı, duasıyla ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Hoşçakalın. Allah razı olsun.